1 milyar kişiden fazla ortağı bulunan 750 bin civarında kooperatif faaliyet gösteriyor. Ülkemizde ise ifade edildiği gibi yaklaşık 8 milyon 100 bin vatandaşımızın ortağı olduğu 84 bin kooperatif bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin kooperatifler yoluyla örgütlenme konusunda oldukça ileri bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ancak Avrupa Birliği'ndeki 250 bin kooperatifi ve 163 milyon kooperatif ortağını dikkate aldığımızda henüz kat etmemiz gereken çok yol olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki kooperatifler üretimden tüketime, ulaştırmadan turizme, tarımdan sanayiye, eğitimden sigortacılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyorlar. Değerli kardeşlerim, bugün 500 büyük sanayi kuruluşları içinde yer alan kooperatiflerimiz bulunuyor. Bu tabii ciddi bir başarı. Kooperatiflerimizin bulundukları bölgelere ve faaliyet gösterdikleri sektörlere olan katkılarını özellikle görmek bizleri memnun ediyor. 8 milyonu aşkın insanımızın güçlerini birleştirmeyi başaran kooperatiflerimiz, refahın, gelişmişliğin ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşmasına öncelik ediyorlar. Önemli bir ekonomik girişim modeli olan kooperatifçiliğin ülkemizde henüz potansiyelinin tam olarak değerlendirilemediğini görüyoruz. Sayısal anlamda gelişme gösterse de kooperatiflerimiz ekonomik ve sosyal fonksiyonları itibariyle henüz arzu ettiğimiz düzeyde bulunmuyorlar. Bugün Türkiye çok büyük hedefleri olan bölgesel ve küresel vizyon sahibi bir ülke. Hükümet olarak 2023 yılı için her alanda somut hedefler belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için yol haritaları hazırladık, hazırlıyoruz. Bu çerçevede kooperatifçiliği de stratejik bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu stratejiyle vizyonumuzu güvenilir, verimli, etkin ve sürdürülebilir ekonomik girişimler niteliğini kazanmış bir kooperatifçilik yapısına ulaşmak olarak belirledik. Bu vizyona uygun olarak 7 stratejik hedef ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak 36 eylem belirledik. Birinci stratejik hedefimiz kamu teşkilatlanmasını ve kooperatiflere hizmet sunum biçimini yeniden yapılandırmak. Bu kapsamda gözetim, denetim ve uygulama hizmetlerini daha etkin hale getirmek için kooperatif bilgi ve denetim sistemi oluşturacağız. İkinci stratejik hedefimiz eğitim, bilgilendirme ve araştırma geliştirme faaliyetlerini geliştirmek. Bu çerçevede kooperatif girişimciliği eğitim projesini hayata geçirecek kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifika zorunluluğu getireceğiz. Üçüncü stratejik hedefimiz kooperatiflerin örgütlenme kapasitesini ve aralarındaki birliği imkanlarını artırmak. Bu kapsamda mevcut üst örgütlenme sistemini başarılı ülke örneklerini dikkate alarak revize edecek kooperatifleri ekonominin her sektöründe faaliyet gösterecek aktörler haline getireceğiz. Dördüncü stratejik hedefimiz ise kooperatiflerin sermaye yapılarını, kredi ve finansmana erişim imkanlarını güçlendirmek. Kooperatiflerin kullanacakları kredilere teminat sağlayabilmesi için kredi garanti fonu oluşturacak kooperatiflerin ve üst kuruluşların proje üretme kapasitelerini artıracağız. Böylece özellikle Avrupa Birliği fonlarından kooperatiflerimizin
daha etkin şekilde yararlanabilmelerini sağlamak istiyoruz. Beşinci stratejik hedefimiz daha işlevsel bir iç ve dış denetim sistemi kurmak. Böylece denetim eksikliğinden kaynaklanan sorunları aşarak kooperatifleri daha güvenilir işletmeler haline getirmiş olacağız. Altıncı stratejik hedefimiz kooperatiflerin kurumsal ve profesyonel yönetim kapasitelerini artırmak. Bundan sonra kooperatifler kendilerine bir kurumsal strateji hazırlayacak ve faaliyetlerini buna göre yürüteceklerdir. Yedinci stratejik hedefimiz ise kooperatifçiliğimizin mevzuat altyapısını uluslararası esaslara ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirmek. Kooperatifler Kanunu ile tarım satış kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki kanun başta olmak üzere konuyla ilgili bütün kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecektir.